Merhaba sevgili YouTube. Bugün yine sizlerle beraberim. Uzun bir ayrılık sürecinde olduğumuzun farkındayım. İşin aslı BvL ile alakalı bir video çekmeyi de düşünmüyordum. Çünkü BvL olduğundan çok daha kolay gelmişti ve birçok guild de bunu temizlemeyi rahatlıkla başaracak diye düşündüğüm için BVL taktik videosuna çok önem vermemiştim. Sonradan özellikle Twitch yayınlarımdan gelen istek üzerine Pag'a giren arkadaşlar var, Guild'de olmayan arkadaşlar var, bu stratejileri sağdan soldan öğrenemeyen arkadaşlar var. Onların sesine kulak verip bu videoyu çekmeyi istedim. Yine aynı şeyi yapacağız. Benim daha önce yapmış olduğum bir raid yayınından Boss fightlarını ve o boss fightlarında neler yapılması gerektiğini size birazdan anlatacağım. O zaman başlıyoruz. Evet, ilk boss fight'ımız hepinizin bildiği gibi Razorgor. Ee, Razorgor'la ilgili en önemli bilmeniz gereken şeyi hemen videoyu durdurup şöyle göstereyim size. Arkadaşlar bildiğiniz gibi razorgor bir e, kare odanın içerisinde kesilen bir boz strateji genelde şu şekilde oluyor dört tarafa da dört köşeye de birer tane tank ve birer tane taunt atabilecek herhangi bir klas yerleştiriliyor tabii ki tank olması e, ve tank tankciro olması işleri daha kolaylaştıracaktır ve yine bu dört köşeye ee, milli DPS yerleştiriliyor gruplar ayrılıyor mesela raid kompozisyonunu görüyorsunuz burada e, bir tank var burada bir tank var burada başka bir tank var ve burada başka bir tank var gördüğünüz gibi ilk 4 grup komple milli DPS'ten oluşuyor e, asıl tank grubundaki Warlock Imp buffı için ve asıl tank grubundaki e, daha doğrusu her gruptaki Hunter'da bildiğiniz üzere True Shot, Aura için meleği daha fazla güçlendirmek için verilmiş durumda. Diğer arkadaşlar da geriye kalan Caster ve Healer'lar tam e, haritanın ortasında, odanın ortasındaki yerde bekliyorlar. Ve oradan e, bütün odanın köşelerindeki moblara da vurabilecek range'de oluyorlar. Hangisine vurmak isterlerse hangisi range'lerine girerse onlara yine yardım ediyorlar. Dolayısıyla range'i ille desem sen bu köşedekine vuracaksın falan diye ayırmıyoruz. Ama mili için bu önemli. ortalama 4-5 tane mili her köşede yeterli oluyor. diğer bir nokta. Boss fight'ı başlar başlamaz kuru kafayla gördüğünüz gibi burada burada 3-4 tane yaratık var. Herkesin önce bu yaratıkları nüklemesi gerekiyor ki bunlar boss'u mind control etmiş yaratıklar. Bunları öldürmeden siz mind control orbuna dokunamıyorsunuz. Boss fight'ı genel olarak şöyle bu yaratıkları öldürdükten sonra bir kişi orb'a dokunuyor. Tabii şöyle az biraz geriye alırsam göreceksiniz tekrar bir arkadaş doğrudan aşağıdan gidecek bir varlok. Şu varlığa dikkat edin. Aşağıdan gidecek, aşağıdan da şu çıkıntının üzerine çıkarak tam Orb'nizasında Orba tıklayabiliyorsunuz. Bu da size şu avantajı getiriyor. Bu dört köşeden gelen bütün moblar ya Razorgor'un kendisine saldırıyor ki Razorgor eğer bu taraftaysa buradaki moblar ona saldırıyor. Eğer bu taraftan çıkarlarsa da doğrudan Orba yöneliyorlar ve Orbu kontrol eden kişiye saldırmaya çalışıyorlar. Eğer Aşağıdan bu orb'u kontrol ederseniz moblar aşağıya gitmiyor. Yine yukarıya gidiyor ve orb'u kontrol eden kişi hasar almadığı için bütün süre boyunca rahatsız edilmeden ve pushback yemeden orb'u kontrol edebiliyor. Buradaki en büyük trik bu. Orb'u kontrol eden kişi sırayla ki e, kontrol etmeye başladı gördüğünüz üzere. Sırayla bütün yumurtaların üstüne gelip Basması gereken bir tuş var. Ee, aynı pet gibi düşünün. Bir bar açılıyor ve o barda Destroy Egg diye bir ability var. Ee, bir yumurtanın üstüne gelip e, yumurtaları teker 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 yok ediyor ve e, en sonunda da boss'un kendisi kalıyor. Uzun bir fight. Yaklaşık 5 dakikayı zaten e, aşağıya indiremiyorsunuz. Bu 5 dakika 30 tane yumurtanın kırılması gereken süre oluyor. E, dolayısıyla bu fight'ta dikkat edeceğiniz tek şey bir öncelik sırası var çıkan yaratıkların. Dragon'lar geliyor. Ee, ork, mili ork'lar geliyor ve de Kester ee, ork'lar geliyor. Kester ork'ların HP'si çok az hem de area ability attıkları için hemen eğer Kester ork geldiyse bakın şimdi geldi ve doğrudan hedefimizi ona değiştirdik. Çünkü gördüğünüz gibi çok kolay ölüyor. Dragon'ların HP'si en yüksek olanları, peşine de e, orkların eee mili olanları geliyor. Şu görmüş olduğunuz odacıklardan her köşede ikişer tane var. Bunlardan random bir şekilde, random bir zamanda ve random bir mob spawn oluyor. Biraz şansa da dayalı bir boss haliyle. Çünkü hep dragon da gelebiliyor, hep ork caster da gelebiliyor. Gördüğünüz gibi tank hemen tutuyor Eğer tutmazsa Dediğim gibi ya boss'a ya da orb'un Olduğu yere Doğru ilerliyor e, Caster'lar yine az önce Bahsettiğim gibi ortada duruyorlar Ortada yapmaları gereken işi Yapıyorlar ta ki nereye kadar e, İleriye alacağım Tabii ki Gördüğünüz gibi daha 4 dakika var e, Mümkün mertebe ileriye alacağım Hala 2 dakika var Buraları çok göstermenin bir anlamı yok, videoyu da e, uzatmanın bir anlamı yok. Bununla beraber hala e, sanırım vaktimiz var. E, evet, artık boss gelecek. E, burada yapılması gereken en mantıklı şey, şurada bir tane yumurta oluyor ve bu son yumurtayı burada bırakıp orbu kullanan kişiyi, bossu kim tanklayacaksa. Ona çevirmek biz bir varlok kullanıyorduk son 1 veya 2 yumurtayı main tankımıza patlattırıyoruz bu arkadaş orptan çekiliyor main tank tıklıyor ve boss'u main tank kontrol ediyor bunun yapılmasının sebebi de ee, boss en son yumurtayı kim patlattıysa doğrudan ona doğru koşuyor yani ona agrolanmış olarak geliyor Tabii ki son yumurtayı main tank'a patlattırdığımız için ee, doğrudan main tank'a gidiyor. Gördüğünüz gibi hemen main tank'ı targetladı. Bu durumda Mardot aşağıya atladı. Dediğim gibi aslında şuradaki yumurtayı bırakıp orba yine buradan tıklayıp son yumurtayı patlatmak daha mantıklı bir tercih oluyor. Doğrudan buradaki boss buraya doğru gidiyor. Boss fight'ı çok uzun süren bir boss fight değil. Hemen boss'un neler yaptığını söyleyeyim. Boss Firebolt volley diye bir ability atıyor. Bütün alana herkese birer tane fireball atıyor. Yaklaşık 2000 damage civarında fire damage vurmuş oluyor. Birinci ability'si bu. İkinci ability'si war stomp. War stomp da aynı taurenlerin ayağını yere vurup stun vurmasıyla aynı şey yapıyor. Biraz daha geniş bir alan. Ufak bir damage veriyor ama en önemlisi 3-4 saniye boyunca stun vuruyor. Dolayısıyla eğer melee DPS veya tanksanız bossu... Stage 2'sine yani gerçek boss kiline geldiğiniz anda arkadaşlar sizin bir free action potion kullanmanız gerekiyor. Aksi halde boss size stun vuracağı için DPS yapma şansınız olmuyor. Bir ekstra özellik daha var bu tankları ilgilendiriyor. E, boss Conflagration diye aynı UBRS son boss da kullandığı ability'nin aynısını kullanıyor. Conflagrate atıyor e, main tank'a. Dolayısıyla main tanka saldırmayıp threat meter'da ikinci sırada kim varsa ki umarım off tankınız vardır ona dönüyor. Ee, bunların hepsini birazdan göreceğiz zaten. Free action potion'ların kullanıldığını görüyorsunuz. Ben de son anda kullandım ki daha fazla e, verim alabileyim. Birinci threat'imizde Mardot var main tankımız. İkinci threat'imizde Baloski var. Yani şu an Conflagrate yese de ki 7 gördüğünüz gibi hemen Balowski'ye döndü. Çünkü ikinci sırada o vardı. Ee, bu sırada tabii ki Mardot Conflagrate yediği için biz de fire damage yiyeceğiz ufak ufak. Bakın şurada görüyorsunuz. Eğer ona çok yaklaşırsam. Gördünüz mü? Yaklaşık 250-260 civarında bir fire damage yiyoruz. Buna da dikkat etmekte fayda var. Eğer e çok iyi bir grupta değilseniz bu damage'ı yememeye çalışmak. Şu az önce gördüğünüz buradan giden şeyler fireball'lardı. Bütün herkese vuruyor. Onun için eğer kendinizi garantide hissetmek istiyorsanız bir greater fire protection daha fight başlamadan içmeniz size fayda sağlayacaktır. Boss'un çok fazla da bir HP'si yok ve çok da kolay ölüyor. Başka da bir olayı yok. Sürekli conflagrate atıyor main tank'a, off tank tanklıyor ve çok da kısa sürede yaklaşık e, 15-20 saniye içerisinde bu boss'u öldürebiliyorsunuz. E, ondan sonra da bir sonraki boss'a geçiyorsunuz. Bir sonraki boss'a geçene kadar videoyu durduruyorum. Bir sonraki boss'ta Valestras'ta görüşüyoruz. Evet Valestras'a geldik. E, bu boss'ta burada goblinler falan oluyor. O goblinleri ekstra e, loot için öldürmenizde fayda var e, gördüğünüz gibi şurada bir ceset var biraz hızlı olursanız goblinler kaçmadan öldürüyorsunuz e, bu boss'un mekanikleri biraz daha değişik şimdi her şeyden önce şunu yine raid kompozisyonunu göstereyim az önce Razorgor'u keserken kullandığım raid kompozisyonunu biraz değiştiriyorum nasıl değiştiriyorum? E, İdeal senaryo her pirıstı veya da eğer horda oynuyorsanız her şamanı bir gruba vermek. Sebebi şu bu fight'ı daha önce hiç yapmamış olanlar için biraz uzunca anlatayım. Ee, bu boss'un HP'si %30'la başlıyor arkadaşlar ve bu boss size Burning Adrenalin adında bir debuff veriyor. Bu debuff ne yapıyor? Bu debuff eğer mana kullanıyorsanız mananızı sürekli %100'de tutuyor. Eğer Rage kullanıyorsanız, Warrior'sanız Rage'iniz sürekli 100 oluyor. Eğer e, Roxanız enerjiniz sürekli 100 oluyor. Aynı şekilde e, Druid de formuna göre bu abilitylerden faydalanıyor. Mana, Rage veya da enerji. Diğer taraftan boss e, her saniye 300-400 fire damage vuruyor. Ve bunu bütün herkese vurduğu için bildiğiniz üzere Alliance'da alan heal'ı yapabilecek bir klas var. O da Pyrrhus. Hordlar bu konuda biraz daha şanslı. Şamanlar Chain Heal'ı sayesinde bunu rahatlıkla yapabiliyor. Hatta grup düzenini bozmadan ee, şamanlar herhangi bir grupta da olsa sürekli Chain Heal atınca raid içinde odalanıyor ve herkes hayatta kalıyor. Alliance'de biraz daha sıkıntı. Mecburen Pyrrhus'ları ee, birer gruba veriyoruz ki Prayer of Healing dediğimiz bütün partiyi heal'layan ability'yi kullansınlar. Tank healerları istisna. Boss fight'ının e, diğer bir mekaniği de boss aradan bir kişiye e, aynı Baron Gedon'da olduğu gibi living bomba benzeyen bir ability atıyor. O ability'yi attığında mana kullanan birisini atıyor. Mana kullanmıyorsanız size hiç gelmeyecektir. Eğer mana kullanıyorsanız yani e, mavi bir barınız varsa hunter bile olabilirsiniz fark etmez. Size bu ability'yi attığında belirli bir süre sonra işte 5-10 saniye sonra yine patlıyorsunuz ve araya damage vuruyorsunuz. Dolayısıyla patlayacak kişi böyle dip köşe uzak bir yere gidiyor ve orada ölmeyi bekliyor. Ee, kesinlikle ölüyorsunuz. Ölmekten kurtulma şansınız yok eğer o ability size geldiyse. Ee, piristsanız. Warlock'sanız veya Mage'seniz arkadaşlar bu size atmış olduğu bomba aynı zamanda bütün spell'lerinizi instant cast yapıyor. O 15-20 saniyeyi yine e, bossa işte sürekli frostbolt atarak, sürekli shadow bolt atarak veya da sürekli e, heal atarak geçirebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken şey süre dolmadan raid'in içinden ayrılıyor olmak. E, diğer bir ability'si boss fight'ın. Boss 45 saniyede bir yine kesinlikle öldürücü bir ability'yi main tanka atıyor. Threat meter'daki ilk sıradaki e, insana atıyor. Eğer boss fight 45-50 saniyeden fazla sürerse bu da demek oluyor ki sizin ikinci bir tanka ihtiyacınız var. Çünkü e, birinci tank öldüğünde ikinci tankın yine threat meter'da ikinci sırada olması gerekiyor ve boss'u alması gerekiyor. E, boss fight'ın kendisi böyle kısa. Caster arkadaşlar ve healer arkadaşlar için ekstra bir tip. Burada fight başlamadan greater fire protection potion kullanırsanız sürekli büyü atacaksınız ve sürekli alan hasarı yiyeceksiniz ya. Sizin büyüleriniz geri gitmez. Pushback olmaz. Bir tane greater fire protection fight başlamadan eğer cooldownınız bittiyse bir tane de. Tabii ki fight'ın içinde GFPP'nin birincisi bittikten sonra kullandığınızda çok fazla pushback yemeden boss'u rahatlıkla öldürebilirsiniz. Mage'ler için Fire yine mantıklı bir ability. Belki de e, Warlock'lar için Sacrifice Voidwalker'dan gelen kalkan yine mantıklı bir tercih olabilir. E, Boss'un ufak bir e, roleplay kısmı var. Normalde işte boss size zaten yeşil görünüyor Fight başlarken herkes yerini alıyor. Boss'un ufak Ragnaros'a benzeyen bir konuşması var. HP'sini görüyorsunuz. %30'da e, mili e, bir noktada stackleniyor. Boss'un ana olayı Threat. E, Threat'e dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bütün e, şeyler sınırsız olduğu için kullanacağınız hasar ability'lerinin materyali sınırsız olduğu için işte Rage, Enerji vesaire Tank'tan agro almak kolay oluyor. E, tank'tan agro almadığınız sürece ve güzel DPS'iniz olduğu sürece e, bu boss ölebilir. E, tabii ki ilk başlarda ilk defa yapıyorsanız e, raid olarak, guild olarak e, hata yapma şansınız var. E, emin olun hemen hemen her guild, e, her pack bu boss'ta bir e, wipe 2 wipe zamanında yemiş olabilir. Tamamıyla sizin raid'deki DPS'inizi ölçen ve threat meter'ınızı ölçen bir boss. Şimdi diyeceksiniz ki trete dikkat et dedin Okan ama bak e, bir tane rogue en fazla treti yaptı. E, bu roguelar için geçerli. Arkadaşlar eğer rogue veya e, warrior'sanız bossa direkt dps'e başlayabilirsiniz. Fakat bir tane limited invulnerability potion içmek kaydıyla. Bu potion ne işe yarıyor? Bu potion'ı içiyorsunuz. Dikkat edin içmeden önce şu debuff'ı görün. Burning cardinalini. Yoksa bir faydası olmayacak. Burning adrenaline'i alamayacaksınız. Bu debuff'ı aldıktan hemen sonra limited invulnerability potion'ı içip boss'a saldırabilirsiniz. Ve bu potion'ın bitme süresine 1 saniye kala da vanish yaptığınızda threat'iniz sıfırlanır. Muhtemelen de burada Louis ve Max steps ve Malibu hepsi aynısını yaptı. Gördüğünüz gibi vanish'i şimdi attım ve bütün roglar vanish'i attı main tankımız agro'yu açık ara götürüyor. Sürekli ability spamliyorsunuz, sürekli DPS yapıyorsunuz. Bütün rogların ve warrior'ların en sevdiği fight olabilir. Çünkü sürekli bir hasar, sürekli bir backstep çıkan damage'lara bakar mısınız? Eğer bu boss uzun sürerse o zaman sıkıntı oluyor. Çünkü bu kadar e, raid'i heal'lamak ve main tank'ın aldığı damage'ı da dikkat ederseniz işte videoyu durdurup veya yavaşlatıp çok da fazla vuruyor. Gördüğünüz gibi e, boss'u çok kısa süresi içinde öldürüp buradan da loot'unuzu alabilirsiniz. Tekrar etmek gerekirse Greater Fire Protection Potion önemli. Hem kombat başında hem kombat sonunda. Eğer melee DPS'seniz agro'ya dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu Limited Immunability Potion kullanarak yapabilirsiniz. Gerisi bam 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 güm 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 Bundan sonra videoyu Suppression Room'la devam ettireceğim çünkü Suppression Room biraz kaotik olabiliyor orada da neler yapıldığını göstermek istiyorum. Evet Suppression Room'a doğru ilerliyoruz. Bundan önce zaten iki tane pek kestik çok da önemli pekler değil. Onları her guild, her raid farklı stratejilerle kesebiliyor. Çok da değişkenlik gösteriyor. Teker teker kesenler var. Hepsini bir arada toplayanlar var ama Suppression Room biraz bilgili olmanızı gerektiren bir yer. Gördüğünüz gibi bazı elit yaratıklar var. Yine orklar var ve de hatcherlar var dragon cinsinden. Bütün oda Bunlarla dolu. Bir de ufak verpler var. Verpler arkadaşlar sürekli spawn oluyor. Siz öldürdükçe onlar spawn oluyor. Ama büyük yaratıklar hem e, hatcher'lar hem de ork'lar e, tekrar spawn olmuyor. E, olay tam olarak şöyle. Evet boss'a geldik arkadaşlar. İkinci katı da aynı şekilde temizledikten sonra burası boss'dan önceki son saklanma yerimiz. E, neresi? tam olarak burası boss'tan önceki <laughs> son saklanma yerimiz. Bu boss'un agro range'i buraya kadar geliyor. Burada da yine şurada olduğu gibi velpler var. Biz öldürdük. Burada boss'u e, trapi dizarm edecek rogun velplere yakalanması halinde fight hemen başlıyor. Boss hemen agrolanıyor. Yine burası için de aynı şey geçerli. Birazdan bu trapi de dizarm edeceğim ben. Onun için Bu köşedeyken daha Bütün boss stratejisinin işte bütün HP'nin mana'nın falan düzeltilmiş olması gerekiyor ki Rogue'un burada Stealth'den çıkması demek fight'ın başlaması demek Bu da Sizin hazırlıksız yakalanmanız demek daha buradayken boss fight'a Hazır olmanız gerekiyor Bu trap'i aldıktan sonra Tank'la iletişim haline geçerek Hazır olup olmadığını soruyorum Ve sonrasında hemen trap'i açıyorum. Çünkü olabilir bazen verpler sizi stealthken görebiliyor ve fight'a başlayabiliyorsunuz. Eğer rogue oyuncusuysanız suysanız e, burada e, vanish'inizin hazır olması gerekiyor. Yoksa boss doğrudan size saldırıp sizi öldürebilir. Çok fazla hasar vuran bir boss kolay ölmesine rağmen buna dikkat edin eğer rogue oynuyorsanız. Bu trap'i açtıktan sonra Main tank arkamdan gelecek ve fight'ı başlatacak. Şimdi burada tam durduruyorum. Bu trap'i zaten daha boss başlamadan öl, al, açmamız gerekiyor. Şurada da bir trap var. Genelde arkadaşlar burası e, healer'ların ve de ranged'in durduğu yer. Dolayısıyla raid'inizin bir, de, bir e, rogu'nu Buradaki trepe hemen göndermeniz gerekiyor, yoksa e, insanlar çok yavaş yürüyor, çok yavaş hasar vuruyor veya çok yavaş e, büyük estedebiliyor. Buranın da aynı hızda temizlenmesi gerekiyor önemli bir nokta. Bazen bu trepler boss fighti içinde tekrar aktif oluyor. Açıkçası daha hızlı aktif olacağını düşündüğüm için ben ilk 1 2 öldürmemizde bos'ta bu treplere birer tane rog atıyordum ve sürekli başında bekliyorlardı. Sonradan gördüm ki biraz o şans işi çok fazla hızlı bir şekilde tekrar aktif olmadığı için ve biz de o sırada boss'u öldürebildiğimiz için bundan vazgeçtim. Buradaki trepe de Rog'un birisi gidiyor. Gördüğünüz gibi sevgili Rogdeler demek ki onu vermişiz bu fight'ta. Hemen doğrudan o trepe alıyor. Herkesin yerine yavaş yavaş geçtiğini görüyorsunuz. Bazı arkadaşlar buradan heal'lıyor olsa da veya damage vuruyor olsa da birazdan istenmeyen bir şey yaşanabilir. Boss'un ability'leri. Boss sevgili arkadaşlar... Blast wave atıyor. Blast wave bildiğiniz mage abilitiesi gibi daha büyük, daha geniş bir alana daha fazla hasar vuruyor. Yaklaşık 2000-3000 damage arasında fire damage vuruyor ve en önemlisi knockback vuruyor. Ve dolayısıyla eğer bu arkadaşlar burada blast wave yerse knockback sayesinde çok geriye gidecekler. Bildiğiniz ve az önce söylediğim gibi verpler sürekli respawn oluyor. Bu boss ölene kadar bunların verpleri çekme şansı olacak. Mele dps'in de Yine burada durması, buradan buraya doğru gitmesi ge e anlamına geliyor. Dolayısıyla e düzgün bir senaryoda Meledi PES'in e sırtını duvara vermiş olması, tankların da sırtını buradaki duvara vermiş olması, knockback'ten çok etkilenmemesi anlamına geliyor. Diğer bir taktiği Boss Mortal Strike vuruyor. E Mortal Strike adından da bildiğiniz gibi aynı warrior ability'si %50 alacağı healing'i düşürüyor ve de e, ladder'a 10.000 hasar vuruyor. Tank'a da yine işte 4-5.000 civarında hasar vurduğundan eminim healer'lara büyük iş düşüyor. Hem mortal strike hem de tank yarı hp'liyken tekrar onu e, full hp'ye getirmek gerekiyor. Boss'un yine bir agro reset ability'si var. Punch. E, boss punch vurduğunda agro yine ikinci sıradaki arkadaşa gidiyor. Mesela şu an eğer punch vurmuş olsa bana gelecek ve gördüğünüz gibi beni targıtlamış durumda. Demek ki vurdu punch'ı. Şanslıyım. O tahta 1500 vurmuş. Sonrasında da ben Yo, sonrasında da başka tank hemen agro'yu alabilmiş. Ben vanish kullandığım için. Evet benim vanish kullanmama fırsat olmuş. Aslında o bir saniyelik zaman diliminde ben ölebilirdim. Yalan söylemeyeceğim. Zaten e, genelde öldüğüm boss da bu boss oluyor. E, Blast Wave gördüğünüz gibi herkesi dağıttı ve yavaşlattı. Tam olarak e, Caster'ların, Mage'lerin Blast Wave'i gibi. Onun dışında boss çok da e, zor ölen, HP'si çok yüksek olan, çok az hasar alan bir boss değil çatır e, şutur rahatlıkla ölüyor. Eğer boss'u çok uzun sürede öldürürseniz tabi bu blast wave can sıkacak noktaya gelebiliyor ve e, raid healing'i zor duruma sokabiliyor. Çünkü e, yine İkinci bir Blast Wave yedik. Her Blast Wave raid'e 2000-3000 damage vuruyor. E, raid'deki herkesi mi heal'layacaksınız yoksa tankı mı heal'layacaksınız? Çünkü tanklar çok fazla hasar alıyor. Bu boss ölür ölmez bu kapıdan e, uzaklaşmanız gerekiyor. Çünkü boss'un ölmesiyle kapı açılacak. Ve gördüğünüz gibi kapının arkasında zaten yaratıklar var. Hatta boss da bundan sonraki boss Fire Mav'da, patrol olarak geziyor. Onun için boss öldüğünde kapı etrafında olmanız hemen onların çekilmesine ve de raid'in wipe yemesine neden olabilir. Bunu yapan kişi siz olmayın. Genelde sürekli aman dikkat edin falan derler ama siz yine de haberiniz olsun. Bu boss öldükten sonra trapleri dizarm edebiliyorsunuz. Bir daha tekrar çıkmıyorlar. Valpleri öldürdüğünüzde yine bir daha tekrar çıkmıyorlar. Bundan sonraki trash packler önemli özellikle casterlar için. Onları da ufak anlatacağım. Ondan sonra da diğer bosslara geçeceğiz. Hemen orayı ayarlıyoruz. Evet bundan sonraki trash packler hep aynı senaryo olacak. Bir veya iki tanesini anlatmam yeterli olacak. Arkadaşlar hunterları görüyorsunuz. 2 ee, tane Ork var. Ork varlok. Ork varlokları e, ayırmak için burada bekliyorlar. Ork varlıkları hedefimiz buraya çekmek. Ee, Goblin Technician'lar var. Goblin Technician'ların e, orkların dibinde olmasını istemiyoruz. Onun dışında Spellbinder var. Spellbinder'ı gruptan ayırmak istiyoruz. Ve de varsa e, bir tane Wyrm varsa onu da yine gruptan ayırmak isteyeceğiz ama ilk pekte sanırım e, sadece Spellbinder var. E, Viren Guard yok. Gördüğünüz gibi geliyorlar. E, kuru kafa olan ork. Bakın pek tam olarak bu. Burada DPS yapmamanız gerekiyor. Orklar gruptan ayrılana kadar caster'ların yani eee ve de warlock'ların ana hedefi technician'lara araya yapmak. Ben burada yine e, değiştiriyorum bir şeyleri. Sanırım evet. Orklar ayrıldıktan sonra gördüğünüz gibi Mage'ler araya yapıyor. Genelde bir mec bir veya iki mec böyle Arcane Explosion atabiliyor. Bu teknisyenlerin bir agro problemi yok. Yani sizin bildiğiniz gibi en fazla hasarı kim vurduysa ona agrolayın, agrolanayım gibi bir olayı yok. Teknisyenler yakınında en yakınında kim varsa ona bomba atıyor. Ve siz sürekli hareket ederseniz buradaki arkadaş gibi o bombalar size denk gelmiyor. Aksi halde olduğunuz yerde bir saniye dursanız sizi öldürüyorlar. İlk hedefi bütün casterların bunları öldürmek burada çok güzel iş çıkartıyor. Sevgili Nelbo bütün hepsini öldürüyorlar. Nelbo'nun Arcane Explosion'u ve diğer mage'lerin Blizzard'ları sayesinde. Biz de mele DPS olarak Orkları öldürüyoruz. Ork Warlock'ları. Ork Warlock'lar eğer yavaş ölürse Felguard samınlıyorlar. Onun için Ork'ların hızlı ölmesi gerekiyor. Birinci peki böylelikle bitiriyoruz. Dediğim gibi tekrar anlatayım. Technician'lar Hatta ikinci bir pulu da görelim şöyle. Evet. Technician'lar öncelikli Caster DPS'e. Mele DPS'e Ork'lar öncelikli. Ee, ork'ları öldürdükten sonra biz Caster, Caster'lar Byron Talon'a dönüyor, biz e, Mele DPS'de varsa Spellbinder'a dönüyoruz. Star'la, sarıyla marklı olan Spellbinder. Yine güzel ayrıldık. Hemen Ork'u öldürmeye çalışıyoruz ikisini yakına getirdik. Orklar e, Hellfire atıyor. Aynı Gehenna's Fight'ında olduğu gibi Molten Core'da. Dolayısıyla eğer Hellfire atıyorsa uzağa gitmemiz gerekiyor. Yine Shadow Bolt Volley atıyor. Bütün e, Raid'e DPS yapıyor. Yaklaşık 2000 falan vuruyor. Hiç az değil. Spell Flame Strike atıyor. Fakat Interrupt edilebiliniyor. Kick atılabiliniyor. Stun atılabiliniyor. Spell e, ve son olarak da bu dead talonlar bir spesifik büyü okuluna daha fazla hasar alıyorlar. Diğerlerinden de neredeyse hiç hasar almıyorlar. Az önce öldürdüğümüz Nature'dı. dolayısıyla hiçbir caster tam olarak ona hasar vuramadı. Ama Shadow olabiliyor. Frostbolt olabiliyor. O zaman caster'lar çok hızlı bir şekilde öldürüyor. Sanırım bir sonraki boss'umuz Fireman ve Fireman Fight ile devam edeceğiz. Firemaw geliyor. Ee, Mavi ile marklanmış olan Firemaw burada dikkat çekmek istediğim bir nokta var. Ee, fire resistance'ım 310. Zaten 315 eğer bilmiyorsanız yapabileceğiniz maksimum fire resistance üstünün size bir faydası yok. 315 fire resistance'ınız veya 315 resistance'ınız varsa o Büyü okulunun %75'ini resistliyorsunuz. Sadece %25 şansla o e, damage'ı yiyorsunuz. Bu boz Belirli periyodik aralıklarla yaklaşık 2-3 saniyede bir Flame Buffet atıyor. Onun içinde arkadaşlar bu Flame Buffet ilk seferinde 50, ikincisinde 100, üçüncüsünde 400, beşincisinde 800, altıncısında 1600 böyle katlana katlana gidiyor. Eğer Fire Resistance'ınız yoksa sizin yapmanız gereken daha yine boss'u çekmeden Wild Straz'da olduğu gibi bir Greater Fire Protection Potion içmek sonrasında fightın içinde tekrar ikincisini içmek. Eğer fire resistance'ınız yoksa bunların hiçbirisi sizi bu fight'ta ayakta tutamaz. Üstünüzdeki stack sayısı fazlalaşırsa benim söyleyeceğim 5'i geçtiği anda tekrar geriye çekilmeniz olur. Ben dediğim gibi fire resistance setim olduğu için bu kadar durabiliyorum. Yine yanılmıyorsam full bütün boss ölene kadar duramayacağım. Zaman zaman çıkmam gerekecek. Boss'un e, tanklara özel bir ability'si var. Wing Buffet. Wing Buffet attığında Boss, o Wing Buffet kime vurursa threatini %50 düşürüyor. Mesela Balowski'yi attarsa şimdi 13k threati değil de 6.5k threati olacak. Yani bu Balowski'yi arkadaşlar bu arkadaşın bile altına atacak. Eğer bu Balowski main tanksa e, ne demek bütün agro'yu kaybetti demek ikinci sırada kim varsa ona dönecek demek. Dolayısıyla yine bu fight'ta da eğer DPS oynuyorsanız ilk iki sırada kendinizi görmemeniz lazım. Çünkü eğer ilk iki sıradaysanız bir sonraki flame buff'ta agro size gelebilir. Bu bütün drake'ler için geçerli. Boss'lar bu bu türdeki boss'lar bundan iki tane daha öldüreceğiz arkadaşlar. Shadow Flame atıyor Shadow Flame atması demek e, Yaklaşık 3 4000 bin e, hasar vurması demek Eğer Onyxia Scale Clock'unuz yoksa Bu Shadow Flame Instant Vuruyor Ö ölüyorsunuz kurtulma şansınız yok onun için Eğer e, Shadow Flame Clock'unuz yoksa e, Onyxia Scale Clock'unuz yoksa Bu fight'larda Buna dikkat edin ve zaten Neferian'da kesinlikle kullanmanız gerekecek bütün raid'e bir kere atıyor Ve Onyx ya da kullanacağınız için buralarda da kullanmanızda fayda var. Ben kişisel olarak Vastradan sonra hiç okul oku çıkartmıyorum. Fight bitene kadar. Bakın 9 stack'e geldim. Ve 9 stack'te 10. stack'e rezistledim. Bakalım kaç damage yiyeceğim. 11. yi de rezistledim. Dediğim gibi bu fire resistance'dan dolayı bu kadar rezistliyorum. Flame buffet absorb dedi. Potion'a gittiğini gördüm. Ve gördüğünüz gibi 1500 vuruyor 11 stekte 1500 vuruyor 2. yesem öleceğim resetlenmesine 20 saniye var onun için hiç riske girmedim kenara çekildim çünkü öldüğünüzde bütün buffları kaybediyorsunuz eğer dediğim gibi fire resistance setiniz yoksa 5 stekten sonra benim burada yaptığım gibi gelip saklanabilirsiniz caster arkadaşlar yine gfpp ile hayatta kalabilir yine varlocklar ee, Voidwalker'ın Shield'ını kullanabilir. Ee, o Shield'lar sizi pushback yapmaktan engelleyecek. Ama her halükarda Flame Buffet üstünüzde biriktikçe hani üstünüzde Shield vardır, GFPP vardır, efendime söyleyeyim F Fire Ward vardır. Bütün bunlar sizi korur korur. Bütün bunların hepsi 7. stack'te bir düşer. 8. Flame Buffet'ta tek yersiniz. Buna da dikkat edin. Sizi sadece geçici olarak onlar koruyabiliyor. bizim raid'de de sanırım birkaç kişi öldü. Bu boss'ta her zaman birkaç kişi bu hataya düşüyor. Aman ne de olsa ölmem deyip en önemli boss. Dikkat edin yine son olarak söyleyeyim. Threat Matter'da kendinizi ikinci sırada görmeyin. Görüyorsanız bir şeyi yanlış yapıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bundan sonra yine trash'leri temizleyeceğiz. Uzun bir trash temizleme serüveni başlıyor birkaç tane pek var. Bu technician'lardan, death talon'lardan ve spel binder'lardan oluşan sayıları bazen değişebiliyor. İki tane spel binder olabiliyor, iki tane death talon olabiliyor vesaire vesaire. Bunları size çok da izletmek istemiyorum. Hızlıca geçebilirim. Yine bütün bir BvL yayınını izlemek isterseniz Twitch'te genelde yayınlıyorum. Çarşamba günleri raid günlerim. Bilmeyenler için duyurayım. İkinci bir reit daha yapıyoruz ve perşembe günleri yapıyoruz. Onun için çarşamba veya perşembe günleri Türkiye saatiyle çarşamba günü 9'da başlıyor. Türkiye saatiyle perşembe günü de 8.30'da başlıyor. Ben de zaten 8 8.30 gibi yayına giriyorum. E, orada spesifik olarak soracağınız bir soru varsa anında cevap alma şansınız olur. Bu Death Talon'lar yine aynı şekilde belirli okullara e, daha hassas oluyorlar. Detect Magic atarsa Mage'ler bunu hemen görebiliyoruz. E, genelde Nature'lar. Bu Death Talon wyrmguard en büyük olanı da ilk boss'taki gorda o mekanikle aynısına sahip Warstomp atıyor. Dolayısıyla eğer e, free Action Potion kullanmadıysanız çok buna yaklaşmanızı önermiyorum. Yine tanklara da bir ability atıyor. Tankları döndürüyor. Spin yapıyor. Ve tanklar eğer o spin'i yerse bir agro kaybediyorlar. İkincisi de bütün yanındaki herkese işte saniyede 500 saniyede 1000 damage vuruyorlar. Dolayısıyla e, tank eğer dönerken siz orada bekliyorsanız mili için konuşuyorum. Çok fazla hasar yiyorsunuz. Bu Mesela frost e, vulnerability. Dolayısıyla hemen threat matter'ı göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu arkadaşlar bakın e, kim tanklıyor? E, bir birisi tanklıyor önemli değil ama bütün mecler yüklendiği için bunun agrosunu tutmak öyle çok da kolay değil. Yaklaşık mage'ler 10.000 damage falan vuruyor bunu eğer critlerse o kadar hasarı tanklar tabii ki tutamıyor threat olarak. Siz eğer Mesela warlock'sunuz, shadow gördünüz. Mage'siniz, frost gördünüz. Mümkün mertebe çok yüklenmemeyi tercih edin. E, yoksa size dönecektir. Size dönmesi demek raid'in içine girmesi demek ve e, bütün raid'e cleave damage vurması demek. Dolayısıyla eğer siz agro'yu aldıysanız ya limited invulnerability potion içip agro'ya size gelmemesini e, sağlamak ya da hemen tankın olduğu pozisyona blink atıp boss ay, yaratığın raid'in içine girmesini engellemeye çalışmak. Ee, biz hemen nükledik. Bir sonraki Nature. Nature'da genelde böyle problem olmuyor. Ama Frost'ta hemen <laughs> sarıyla marklı olan da bakın ne kadar hızlı HPS'nin gittiğini görüyorsunuz değil mi? Bam 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 vuruyorlar. Şanslıyız bu sefer çok yerinden oynamadı. Bu da büyük olanı. Bunu da göstermiş olayım. Bu bundan sonraki boss fightlara geçmeden büyük olanında da e, dediğim gibi yine stun vuruyor. E, herkes stun yedi. Bakın bütün herkes stun yedi şu anda. Ben GF e, Flexion Potion kullandığım için standan etkilenmedim. Bundan sonra da yine aynı pekler aynı hızla devam ediyor. Canınız daha fazla sıkılmasın diye bir sonraki büyük pek ve ondan sonra da boss fightlara geçiyoruz. Evet gördüğünüz iki tane Drake. Bunlar bosslar. Bu bosslardan önce yine bu tarafta technicianlar vardı. Cesetlerini görüyorsunuz. Onları e, öldürdük. Bu üçlü çok güçlü. Bu üçlü birçok BVL bossundan daha fazla can sıkabiliyor. E, normalde bir tane olunca kolay ölüyor. Ama üç tane olunca agro problemi çok can sıkabiliyor. E, yapılması gereken e, normal şartlar altında. Üç tane tankın. Bu üçünü ayrı ayrı birisi buraya, birisi ortada, birisi de burada şeklinde tanklaması. Yine 3 tane tankın birisi bunun 7, birisi bunun 7, birisi de bunun 7 olması. Tabi arkadaki 3 tane tankın ille de tank olmasına gerek yok. Kalkanı çekmiş bir free warrior'ı da kullanabilirsiniz. Sebebi de e, agro kaçarsa e, bunu spinlemeye başlarsa agro kaçıracak. Hemen arkadaki tank e, rahatlıkla taunt atıp diğer tankın pozisyonuna getirip raid'in içine sokmayacaktır. Ama mesela bu fire çok fazla hasar e, verecek demektir. Mejler e, fire büyülerini kullanırsa Agro'nun kaçtığını falan da görebiliriz. Yine Araya Stun vurduğunu hatırlatayım. Bu Master Elementor Shaper'da e, Smelt Elementium Bar öğretiyor. Buna Mind Control atıp e, raidinizde varsa madenci o madencileri öğretebiliyorsunuz. Yoksa bir olayı yok. Çok rahatlıkla ölüyor. Bakın e, Beton Geren'de Agro'yu aldı. Bir taraftan benim de yediğim damage'lar e, spinning'den kaynaklanıyor. Arkamızdaki tank büyük ihtimalle dönüyordu onun için oldu ve buraya girdikten sonra e, tutması çok zor. E, bir taraftan stun vuruyor bütün healer'lar. Stun yedi. Dolayısıyla Mardot ölebilecek. E, öldü mü bilmiyorum ama e, yok dönmeye başladığı için ölmemiş. Şanslı. Öledebilirdi. Biraz kaotik bir fight. Shadow bu. Yine Shadow'da da aynısı var. da Fire e, her birini agrolamak, her birinin agrosunu tutmak çok zor bütün free action potion'ı falan kullansanız bile o 20 saniyelik sürede üçünü öldüremiyorsunuz. Biraz kaotik geçiyor gördüğünüz gibi. Mage'seniz veya işte Warlock'sanız bu vulnerability'ye dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu gösteren addonlar var. Ben bir v kavra kullanıyorum bunun için. Ee, yine DBM bunu gösteriyor. Bunları da kestikten sonra e, ilk boss'umuz Ebenrock'u pozisyonuna çekeceğiz. Biraz oraya doğru ilerleyelim. Hatta ben hemen ufak bir durdurayım. Ebon Rock'la beraber başlatayım. Ebon Rock Fight'ı birazdan başlayacak. Herkes buraya saklanmış durumda. Buraya saklanmamızın nedeni boss'un ee şöyle pardon. Buraya saklanmamızın nedeni arkadaşlar, bossun buradan böyle gelecek olması ve fark ettiyseniz tank burada duruyor, bossu burada karşılayacak, şu köşeye çekecek. E, bu arkadaş Druid of Tank, bu arkadaş e, Warrior of Tank, iki tane Warrior, iki tane of Tank'a bir tane de main Tank'a ihtiyacınız e, var bu boss'ta <laughs> Eğer e, garanti bir kill istiyorsanız, yoksa bir main Tank, bir off Tank da yeterli olur ama o daha güçlü DPS'i olan Guid'lerin yapabileceği bir şey. Buraya saklanma nedenimiz Boss gelirken yine Shadow Flame Ability'sini atabilir. Herkese de 4000 hasar vurabilir. Bunu istemiyoruz. Burası Line of Sight. Boss yerine gidene kadar herkes burada duruyor. Boss'un arkası döndüğü anda biz de gidiyoruz ve fight başlıyor. Eee Fire Mav'da olduğu gibi sevgili arkadaşlar bu bosslar, bu Drake bossların hepsi Wing Buffet atıyor. Wing Buffet'ı tekrar hatırlatayım. Ee, birinci sıradaki adam tanklıyor ya eğer buna Wing Buffet atarsa treti kalıcı olarak %50 düşüyor. Dolayısıyla Wing Buffet atmadan yani bu 19 saniyenin sonuna doğru off tanklardan birisinin taunt atıp Wing Buffet'ı yemesi gerekiyor. Wing Buffet'ı yedikten sonra tauntun süresi bittikten sonra tekrar main tank'a dönüyor. Ebon Rock'ta diğer bir özellikle bu görmüş olduğunuz e, ee, Bu dikörs birinin üstünde ise tankları atıyor tabii ki bunu kime vurursa onu atıyor. Ebon Rock o hedefe her vurduğunda HP'si doluyor. Bakın o kadar vurdu ki HP'si gitmedi. Çünkü Ebon Rock kendisini heal'lıyor. Şimdi pozisyonlar alındığı için artık ee, tanka off tanka diyor ki ben de debuff var taunt at. Taunt atıyor tanklıyor. O sürede gerçek tankın üstünden o debuff gidiyor. Bakın buna geldi. Şimdi bir başkası buna taunt atacak. Gördüğünüz gibi curse olmayan birisi taunt atıyor. Yine aynı wing buffet'ı 7. Bakın main tank wing buffet'ı 7 burada ve Mardot'u threat meter'da göremiyoruz arkadaşlar. Birinci sırada kim var? Rockdeler var. Ee, Allah rahmet eylesin mi Rockdelar? Balowski tam zamanında taunt attı. Ve e, Roktelar'ı kurtarmış oldu. Büyük ihtimalle. Üstünde debuff var. Şu an debuff olduğu için vurdukça HP'si de olabilir. Sürekli e, fight'ı daha fazla durdurmayacağım. Sürekli aynı senaryo ve boss'un sürekli oynadığını göreceksiniz. Sürekli birileri taunt atıyor. Sürekli birisi... E, Boss'un yönü değişiyor taunt atıldığı için ve melee DPS olarak biz de sürekli arkasında kalmaya çalışıyoruz. Shadow Flame'i melee DPS'in dojlaması lazım. Bu arka tarafta casterların, hunterların ve healerların yapması gereken bir şey yok açıkçası. Onlar dümdüz boss'a vurmaya devam ediyor. Casterların tabii ki yine threat meter'da gözünle olması lazım. İlk 3 sıradan yukarıya çıkmamaları lazım. E, çünkü 3 sıra sürekli değişiyor. 3 tane tank olduğu için eğer çıkarsa kestirler o ilk 3 sıraya haliyle boss o agrolandığında o tarafa gidebilir. Bütün raid'e shadow flame atabilir. Healer'lar için de spesifik olarak sürekli boss'u targetladıklarında zaten göreceklerdir boss'un kime saldırdığını. Ee, Heal'ladıkları target'ı değiştirmeleri gerekiyor. Çünkü 3 tane ana healer'ları var e, heal'layacağı 3 tane target'ı var. Tek tank heal'lamıyorlar. 3 tane tank heal'lıyorlar. Buna dikkat ederlerse fight o kadar da zor bir fight değil. En sonunda da Wink Buffett'ın herkese vurduğunu gördük. Bundan sonraki boss'umuz Flamegor. Hemen Flamegor'a geçiyoruz. Evet Flamegor fight'ı başlayacak. Yine fark ettiğiniz gibi bir önceki boss'la aynı pozisyondayız. Yine bu boss'u aynı yere çekeceğiz. Flame Gore'da yine Wing Buffet ability'si var. Ee, Shadow Flame ability'si var. Değişen bir tek şey az önceki boss kör satıyordu. Bunda da arkadaşlar Enrage ability'si var. Frenzy ability'si var. Bakın Flame Gore goes into a frenzy diyor. Bu demek ki aynı Molten Core'da Magma Dar'da olduğu gibi Hunter'lardan birisi Tranquilizing Shot atması lazım. Boss ara ara böyle frenziye geçiyor. Tabi frenziye geçince çok fazla vuruyor. Frenziye geçince çok hızlı vuruyor. Ve frenzideyken de etrafına fire damage vuruyor sürekli. Adı flame gore zaten ne bekliyorsun? Frost vuracak hali yok. Tank e, Hunter'lardan birisi tranquilizing shot atıyor. Sonra diğer hunter atıyor. Sonra diğer hunter atıyor. Hunter'ların bu rotasyonu düzgün ve doğru zamanda yapması gerekiyor. Yine tankların Wing Buffet'ı doğru zamanda off tankların soğuklaması gerekiyor. E, Baloski şu an tanklıyor. Wing Buffet'ı aldı. E, birazdan tekrar Mardot'a dönecek mi? Shadow Flame'i de yedi. Baloski hala tanklıyor. Sürekli tanklar değişecek. Baloski ikinci Wing Buffet'ı da yedi. Gördüğünüz gibi Mardot'a tekrar döndü. Mardot, e, Baloski ve de Tal's bizim 3 tane tankımız Bunların arasında gidip gelecek. Bunların arasında gidip gelecek olması gereken bu. Arada büyüyecek, küçülecek boss. O da Frenzy'ye girdiğini. Bakın Frenzy'ye girdi ve e, yaklaşık 600 fire damage'ı da bütün buraya vurdu. Biraz hunter'lar yavaş kaldığı için böyle oluyor. Normalde bu damage'ı yemeden hemen tranquilizing shot geliyor. Tranquilizing shot geldi. Çok kısa bir gecikme olsa da atıldı. Yine kesterların dikkat etmesi gereken ilk 3 sıraya threat olarak çıkmaması, hunterlar trunk leasing şata dikkat edecek, tanksanız taunt zamanına dikkat etmeniz gerekiyor. Eee mili DPS'seniz de sürekli arkasında durmanıza dikkat etmeniz gerekiyor. Bu bossu da kestiğinize göre bundan sonraki boss Kromogus o boss'ta da hemen görüşüyoruz. Kromogos birazdan çekilecek. Kromogos'u çekmek için şurada bir tane kol var. Bu kola birinin dokunması gerekiyor. Ee, biz rock kullanıyoruz bunun için. Kromogos o kolu çekince kapı açılıyor buradan. Oradan geliyor. Pozisyona dikkat edin lütfen. Bütün herkes buraya saklanmış durumda. Ee, tank boss'u tam olarak burada tanklayacak. Biz de Mele DPS olarak burayı line of sight'ta kullanacağız. Yine caster ve range DPS ve healer'lar burayı line of sight'ta kullanıyor. Böyle dururlarsa boss'un vuracağı ability'lerden kurtulmuş oluyorlar. E, öncelikle main tank boss'un lokasyonunu ayarlıyor. Boss'un lokasyonunu ayarladı. Şimdi brute application e, application whatever. E, bunu yediğinizde 10 dakikalık bir debuff geliyor. Random e, zaman zaman sizi 3 saniye stanlıyor. Eğer Hourglass sendiniz varsa bende şurada var. Bunu kullanıp üstünüzden kaldırabiliyorsunuz. Action House'da 3-5 Gold'a satılabiliyor. Bu boss için 2-3 tane de yeterli olabiliyor. Action House'dan satın alabilirsiniz. Bu öldürdüğünüz bütün yaratıklardan bosslar hariç bütün trash yaratıklardan düşebiliyor. onlardan da Raid Leader'dan isteyip alabilirsiniz. Genelde Hunter'lara veriliyor. Main Tank'a veriliyor ve healer'lara veriliyor eğer melee dps'seniz zaten size kimse vermez kendiniz cebinizden e, almanız gerekiyor boss'un diğer bir mekaniği de sevgili arkadaşlar bir taraftan fight devam ederken anlatayım e, zaman zaman boss 4 tane ability kullanıyor e, bunun birisi disease birisi poison birisi magic ve diğerini de hatırlamıyorum ama toplam 4 tane eğer 4 debuff'ı da yemişseniz sizi Dead Talon'a dönüştürüyor. Bu en büyükleri vardı ya zorlu olanlar. Onlara dönüştürüyor. Mind Control atıyor ve kendi raidinizi öldürür duruma geliyorsunuz. Onun için Dispel çok önemli. Bunu raidinizin ayarlamış olması gerekiyor. Mesela ben burada eğer 3 tane 2 tane yemiş olsam diğer casterların olduğu yere gideceğim ki casterlardan birisi beni dispellesin raidi tehlikeye atmayayım. Birinci biret geliyor, İki tane bret random geliyor, ne olduğunu bilmiyoruz. Birinci biret bakalım neymiş? Ignite Flash. Ignite Flash çok yüksek bir fire damage vuruyor. Onun için saklanıyoruz. Buraya saklanıyor, milli DPS. Buraya saklanmazsa yiyor. Aynı şekilde, Kester DPS de az önce gösterdiğim şu duvarın olduğu yere saklanıyor. Bir sonraki bireti de. Yine random henüz bilmiyoruz. Her hafta değişebiliyor. Toplam 5 tane breti var. Bu 5 Brett'ten ikisini random e, sizin dancınızda Chromogus kullanıyor. Yine Chromogus'un e, e, frenziye geçtiğini görüyorsunuz. Bu da yine Hunter'ların bir Tranquilizing Shot rotasyonuna ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Hunter'lar buna dikkat etmeli. Milli DPS Brett zamanlarına dikkat edip doğru zamanda saklanmayı bilmeli ve Caster'larda da bakın şu an Arcane Vulnerability'si var. Yani Arcane'den fazla damage yiyor. Diğerlerinden neredeyse hiç damage yemiyor. Bir Poison e, vurursam göreceksiniz Poison'da çünkü normalde 100 vururken 3-5 vuruyor. İkinci ability'si de Frostburn. Bunların her ikisinden de saklanmamız gerekiyor. Bir istisna var sevgili arkadaşlar. Bu Bread'lerden bir tanesi Timelapse olabilir. Bütün geriye kalan Bread'lerden saklanmanız gerekiyor. Timelapse istisna. Eğer timelapse atıyorsa boss, timelapse yiyen herkesin agrosunu sıfırlıyor. Eğer siz timelapse'den saklanırsanız threat'iniz aynı kalıyor. Mesela diyelim ki burada max steps timelapse geldiğinde saklandı. Timelapse yediği için diğer herkes max steps'in threat'i 27k'da kalıyor. Mesela Mardot'un threat'i sıfırlanıyor. Bu ne demek? Tabii ki boss Max step'se dönecek demek. Herkesin treti sıfırlandığı için de e, bir kaotik ortam oluşacak. Tankın tekrar agro almasını beklemek gerekecek ve 3-5 kişi ölecek demek. Onun için eğer time lapse görüyorsanız herkes saklanmalı. Bir istisnası var. E, arkadaşlar, pardon, herkes yemeli. Bir istisnası var. Off tank saklanacak. Off tank saklanınca ne oluyor? Off tank tretini düşürmemiş oluyor. Geriye kalan herkes tretini düşürmüş oluyor. Off tank tanklamaya devam ediyor ve sonrasında tekrar main tank onun üzerinden almayı başarıyor ee, agroyu. Yoksa bütün kesterlara, bütün herkese yavaş yavaş dönüyor. Vulnerabilitelere dikkat ediyorsunuz eğer range DPS'seniz. Mesela şu an Arken Ve Arcane'e Fire'a döndü. Fire'a dönünce Sapper'larınızı kullanabilirsiniz. Ve sürekli Mage'lerin falan aynı şekilde e, Warlock'ların bu güzel vulnerability'lerde ne kadar yukarılara çok hızlı çıkabildiğini Threat Matter'dan takip edebilirsiniz. E, dediğim gibi 5-10k crit'ler görebiliyorsunuz. Çok yüksek damage'lar bunlar. Say şeyde, klasikte bakın. Warlock, Fire de Fire Vulnerability'de konuşamadım. Nereden nereye geldi? Çünkü muhtemelen Searing Pain veya da Immolate atıyor sürekli. Immolate atmışlar belli. Bu da hızlıca yukarılara doğru çıkması anlamına geliyor. Özellikle ilk 1-2 tane Vulnerability eğer Frost, Shadow, Fire bunlardan birisi gelirse dikkat etmekte fayda var. Tank'ın agrosunu görmekte. Threat Matter'da gözümüzü ayırmamakta fayda var. Yoksa bütün raid'i wipelatabilirsiniz. Sıkıntı olabilir. Yine görüyorsunuz zaman zaman buraya boss'un attığı debuff'lar geliyor. Ee, sevgili healing tarafı ayarlıyor. Kim dispelleyecek, kim yapacak. Size eğer dispel görevi verdiyse buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yine boss'un bir mekaniği de HP'si %20'yi geçtiği anda... Enrage'e giriyor. Enrage demek çok fazla damage vuracak demek. Hemen tank kalkanı çekti. Shield wall kullandı. Bu enrage'de bir de Brett denk gelirse bütün Brett'ler hayvani hasar vuruyor. E onun için de bu %20'yi çok güzel ayarlamak isteyebilirsiniz. Bu %20'ye gelmeden önce Brett'i atsın ondan sonra öldürelim diyebilirsiniz. E, veya da dümdüz o %20'ye eğer hızlıca öldürecekseniz de tankınızın shield wall ve kalkan kullanmasında fayda var. Bundan sonraki fightımız Neferian fightı. Onyx ya scale clock'unuzu unutmayın. Neferian fightına geldik sevgili arkadaşlar. Neferian fightı e, iki fazdan oluşuyor aslında 3 ama 2 diyebiliriz çünkü 3. faz çok kısa sürüyor Gördüğünüz gibi 2 tane koridor var haritada Bu koridorlardan e, Yaratıklar çıkacak Bu büyük büyük Direkt talonlar, dead talonlar falan vardı ya. İşte onların kromatik e, dragonit olanları çıkacak. Renkleri, renkleri yine değişiyor. Renkleri neye göre değişiyor? E, Chromogus'un Bretine göre değişiyor. Bunlardan en önemli renk mavi olanı. Eğer mavi renk varsa Raid 2'ye ayırıyorsunuz 20-20. Mavi renk var diyelim ki bu tarafta mavi renk çıktı. O zaman diyorsunuz ki bu taraftaki mejlere siz diğer tarafa gidin. Warlocklar buraya gelsin. Çünkü mavi e, bil, tahmin edeceğiniz üzere arkadaşlar Frost'ta çok fazla rezisti var ve Mage'ler Frost genelde oynadıkları için henüz herhangi bir hasar vuramıyorlar. Onun için yer değiştiriyorsunuz ama onun dışında 20-20 e, ayırıp hemen öldürüyorsunuz. Önceliğinizi büyük olan e, Drakonitlere vermeniz daha iyi çünkü büyüklerin EPS'i daha fazla. Küçükler zaten hemen patır 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 ölüyor. Biraz hızlandıracağım tabii ki. büyü de görmüş olun. Kromatik olanı da görmüş olun. Bundan sonra da Neferian yere inecek ve Neferian fight'ını göreceğiz. Bunları öldürmek yine biraz zaman alıyor. Aynı Razor olduğu gibi belirli bir sürenin altında öldüremiyorsunuz Neferian'ı. Çünkü önce bunları öldürmeniz gerekiyor. Artık sanırım bir 5-10 saniye içinde gelecek. Evet Neferian gelecek. Neferian'ın yere iniş sahnesini göstermek istiyorum. Neferian arkadaşlar gördünüz mü? Ee, Shadow Flame attı. Bütün raid'i attı. Eğer Clock olmasaydı ölmüştük. Onun için Onyxia Scale Clock burada lazım. Neferian bir Dragon. Dragon olduğu için zaman zaman Fear atıyor. Dolayısıyla <laughs> Dolayısıyla tankınıza sürekli Fear Ward atmanız gerekiyor. Eğer Alliance'sanız, Horde'sanız da Tremor Totem'le bunu yapmanız gerekiyor. Neferia'nın diğer bir özelliği yine e, shadow flame atıyor, e, tanka çok fazla hasar vuruyor. Ondan hemen önce e, sizin haliyle bir e, shield falan atıp tankın e, canını biraz yükseltmeniz gerekiyor. Bir de class kollar var. Bakın Rock class kolu geldi. Rock class kolu bütün rogları yerinden hareket edemeyecek bir şekilde. 20-30 saniye boyunca önüne çekiyor. Siz boss'un yönünü değiştirebilirsiniz. Çünkü böyle yaparsanız rogları hayatta tutmuş oluyorsunuz. Cleave ve de o Shadow Flame'i yemiyor. Aksi halde roglar bu 30 saniye içinde ya ölecek ya da çok fazla heal'lamanız gerekecek. Yerimizden oynayamıyoruz oynayamıyoruz. Sıfır dedi. Artık yerimizden çekilebiliriz. Tank tekrar eski pozisyonuna boss'u alabilir. Neferian'ın Klas kolları her klasa ait şeyleri var. Dediğim gibi Fear zaten yiyor. Ve tank öldü. Üf, tank öldü. Tank öldüğüne göre burada bir wipe söz konusu. Evet. Tankın da öldüğünü görmüş oldunuz. Eğer wipe yerseniz sevgili arkadaşlar. Neferian 15 dakika sonra respawn oluyor. <laughs> yani wipe demek 15 dakika bekleyeceksiniz demek. Bu fight'ın wipe olması da iyi oldu. Bunu da söylemiş olduk. Ben bir taraftan class call'ları anlatayım. Bir sonraki fight'ı bulana kadar. Rock class call'ında bütün rog'lar öne geliyor. Yönünü değiştirmek istersiniz. Çünkü rog'ları kaybetmek istemezsiniz. Pirist class call'u en önemlisi. Pirist'lar normalde heal'lıyor. Bildiğiniz üzere. Ve eğer Pyrrhus klas kolunda Pyrrhus'lar heal atarsa çok fazla damage vuruyor. Tabi o da tankı öldüren bir başka şey oluyor. Bunun dışında Warlock class kolunda Warlock'lar inferno summon'lıyor. Kaç Warlock'unuz varsa o kadar inferno geliyor. Ufak da bir stun vuruyor. Healer'ların Warlock'ların yanında olmamasında fayda var. Çünkü Warlock'ların olduğu pozisyonu atıyor. Onun dışında Warrior Class kolu yine tehlikeli olanlardan birisi. Ee, Warrior'ların hepsi mecburen Berserker stance'de oluyor. Tabi tankınız da Warrior olduğu için arkadaşlar tankınız da Berserker stance'e geçmiş oluyor. Ve bu ne demek? Tankınız çok fazla damage alacak ve az threat üretecek. Çünkü Defensive Stance'da threat üretiyorsunuz. E, bunun dışında saymadığım Mage Class kolu var. Mage Class kolu da Mage'ler random target'ları polimorf yapıyor. Ve random targetları polimorf yapınca bu polimorf eğer tanklardan birisine tanka giderse boss hemen başka bir yere dönüyor. ikinci trete dönüyor. Onun için sürekli tanka dispel spamlemeniz gerekiyor. Mage class kolu süresi boyunca. Yine Neferian diğer taraftan tanka zaman zaman e, Curse neydi? Curse of Veil vale miydi? Galiba %75 healing'ini düşüren tankın bir Curse atıyor. Dolayısıyla tankın anında dikörslenmesi lazım. Yoksa 1000 heal'layacakken 250 heal'lıyorsunuz. Ve Neferia'nın ne kadar çok vurduğunu da e, gördünüz az önceki fight'ta. Cidden tankı üzüyor. E, özellikle fury bir tank kullanıyorsanız healing'i güzel ayarlamanız gerekiyor. E, zaten tank dışında da damage alacak kimse yok. Bütün herkes tank'a odaklanabiliyor. Bütün healer'lar düzgün healing rotasyonuyla bu çok... Problem olmuyor Hemen paladin ve Şamanı da Söyleyip Tekrar fight'ı bir daha e, başlatacağım Paladinler arkadaşlar Blessing of Protection atıyorlar Neferian'a Dolayısıyla Paladin class kolu geldiğinde e, Fiziksel hasar yemiyor Neferian Bu da şunu getiriyor Yine Tankınız herhangi bir hasar üretemeyeceği için herhangi bir hasar da üretemiyor Caster'larınız eğer Threat Matter'da yukarıya doğru çıkıyorsa Onların durması gerekiyor. Eğer Caster oynuyorsanız buna dikkat edin. Son olarak da Şaman Class kolu var. Şamanların totemleri e, Corrupted toteme dönüyor. Ve bu e, hem Neferina ekstra güç veriyor. İşte Windfury'ler vesaireler falan. Hem de e, bu Fire Nova totem gibi etrafa hasar veren bir totem haline dönüşüyorlar. Onun için genelde bütün melee DPS... Ee, şaman klas kolunda Totemlerin hepsini öldürüyor Totemlerin hepsi ölüp şaman klas kolu Bitince de şamanların tekrar Bütün totemleri atması Gerekiyor dediğim gibi 15 dakika Boyunca neferin fight'ını Tekrar başlatamıyorsunuz eğer wipe Yerseniz ben tekrar fight'ı Başlatacağım kaldığı yerden devam edeceğiz Neferin tekrar aşağıya doğru iniyor. 15 dakika bekledik Tekrar birinci phase yaptık Bütün e, dragonitleri öldürdük kaldığımız yerden tekrar Neferin Fight'ını tekrar e, deniyoruz. Sanırım bu da bizim ilk Neferian Vipe'ımızdı ama videoda göstermekte hiç fena olmadı. E, hangi class kollar geleceği bu arada random herhangi bir sırası yok. Class kolları sayarken de Hunter class kolunu saymadım. En can sıkıcı class kolda Hunter class kolu. Hunter'lar class kola uğradığında ellerinde kullandıkları bow veya gun sıfır durability'ye düşüyor. Ve class call bittiğinde o sıfır durability devam ediyor. Dolayısıyla eğer hunter oynuyorsanız burada yapacağınız DPS biraz da arenciye RNG'ye bağlı oluyor. Şöyle bir metot uygulayabilirsiniz. İlk class call'un zamanı belli değil. İlk class call'u görene kadar dandik bir tane bow veya gun kullanırsınız. İlk class call Mesela Hunter gelmediyse normal bovunuza dönüş, dönersiniz. Evet neferim bir kez daha yere iniyor. Yine birinci feyzi tekrar yapmanız gerekiyor 15 saniye geçtikten sonra. İkinci feyzle devam ediyoruz. Birinci feyzi tekrar izletmek istemedim. Ve az önce saydığım klas kollar arasında Hunter'ı unuttum. Sevgili arkadaşlar Hunter class kolu en uyuz olanı olabilir. Hunter class kolu geldiğinde Hunter'ın bow veya oku ne kullanıyorsa range olarak o kırılıyor. Durability sıfıra iniyor. Ve o durability class kol bittikten sonra tekrar artmıyor. Dolayısıyla elinizde gerçekten kullandığınız bow'unuzu kullanırken yakalanırsanız o class kola hiç damage yapamıyorsunuz Neferian'a. Onun için şöyle bir taktik uygulayabilirsiniz eğer Hunter oynuyorsanız. ilk class call gelene kadar dandik bir tane bow kullanırsınız. İlk class call'u görürsünüz. Ne olduğunu Hunter ise zaten o dandik olanı kırılacaktır. Hunter değilse normaline geçersiniz. Çünkü ilk class call'un zamanı random. Bilmiyorsunuz ne zaman geleceğini geç veya erken gelebiliyor. Ondan sonra bir standart paterne oturuyor. Yaklaşık 30-35 saniyede bir değişiyor. İşte o her 30-35 saniyede tekrar dandik bovunuza geçip Klas kolu bekleyip sonra tekrar eğer Hunter klas kolu değilse doğru silahınıza geçip DPS yapmaya devam edebilirsiniz. Ama biraz dikkat gerektiren bir şey. Bunu da söylemiş olayım. Klas kollar Random herhangi bir paterni herhangi bir sırası yok. Yani rogdan sonra prist gelecek diye bir şey yok. Bütün fight boyunca prist gelebilir. Bütün fight boyunca rog gelebilir. Hepsinden birer tane de gelebilir. Tamamıyla random ama genelde hemen hemen her klastan bir tane klas kol görüyoruz. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bazen bazılarından iki tane falan da olabiliyor. Ee, Dikörse dikkat etmekte büyük fayda var. Özellikle bir durid'i veya da bir e, mage'i bu iş için görevlendirmek gerekiyor. Fear'ı e, bir şekilde zaten Tremor Totem veya e, Fear Ward'la halletmeniz lazım. Dikörsü de hallederseniz geriye bir tek tank'a heal atmak kalıyor. Tabi hiç biz damage yemiyoruz. Geriye kalan kimse damage yemiyor. Bütün healer'lar main tank'a çalışıyor. Buna rağmen gördünüz mü giden Epe'yi Uf. Buna rağmen bir anda HPS'i tankın çok aşağılara inebiliyor. Ee, ve oradan kurtarmak gerekiyor. Stage 3 bu ilk kestiğimiz Drakonitler var ya böyle Rutter Gold gibi geliyorlar. Ne kadar öldürdüysek işte 40 tane 90 tane tam hatırlamıyorum. Hepsi raid'in içinde ee, genelde healer'lara agrolanmış olarak geliyorlar. Çünkü healer'lar pasif agro da yapıyor. Burada yapmanız gereken bunları araya ile öldürmek. Araya kullanacaksanız ee, bir tane Limited Immunlarability Potion içmenizi tavsiye ederim. Klasınız ne olursa olsun. Sonrasında ben Rogue olduğum için tek araya eşyan eşyam var. O da Sepur. Sepur kullanıyorum. Mejler normal kendi araya spelllerini kullanabilirler sürekli. Ve ben Rogue olduğum için yine e, Lip'ten sonra Vanish atıyorum ki yaratıklar bana vurup beni öldürmesin. E, yine Mage'lere Blessing of Protection atabiliyor Paladin'ler. E, böylelikle onların hasar almasını engelleyebiliyor. Çok hızlı bir şekilde zaten herkes araya ability'lerini kullanırsa öldürebiliyor. Eğer engineering'iniz yoksa Straton'dan Stratholm Holy Water da yine araya damage yapıyor. Çünkü Andy'de o gelen bon e, Zamazingoları oradan da alıp bir tane her fight'ta kullanmak için e, çantanızda bulundurabilirsiniz. Onun dışında e, Neferian bu şekilde öldürülüyor. Ve bütün Bvl'i de bitirmiş oluyoruz. Bence bu kadarı kafi. Bundan sonra da yapmanız gereken şey sadece işte loot'unuzu almak ve loot'unuzu paylaşmak. Böylelikle Bvl'i komple bitirmiş olduk. Sevgili canlar, güzel insanlar. Başka söyleyeceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Sanırım başka da söyleyeceğim Herhangi bir şey yok Evet bugünlükte bu videolukta bu kadar Bundan sonra Başka videolar ne zaman gelir Hangi videoyu çekerim Açıkçası biraz sizin istekleriniz ve gösterdiğiniz ilgiye göre değişiyor Zul grupla alakalı bir video çekmeyi çok düşünmüyorum hemen onu söyleyeyim çünkü oldukça kolay Zul grup Zul grubun yapılmasında bir şey yok benim açımdan UBRS'den çok da bir farkı yok. Ekstra soracağınız sorular olursa onu twitch.tv slash akfon kanalından her zaman sorabilirsiniz. Ortalama haftada 2-3 yayın en az yapıyorum ve oldukça uzun yayın saatleri ilerliyor. Bu sıralarda da yeni bir Hunter level 60'a getiriyorum. Bir Mage yaptık. Rogue'dan sonra bir Hunter yapıyoruz. O Hunter'dan sonra da bir Warrior level 60 yapacağız. Sanırım böyle böyle bütün klasları da Level 60'a getirip onlar hakkında da hem ben bilgi sahibi olup hem de yayındaki arkadaşları bilgilendirmeye çalışacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.